لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأبلغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم الله سلام ورحمة بركة زين الرسول يوم أحدث الله جل جلاله في geçirdiğiniz günlere kadir kıymetini bildirsin inşallah. Çok mübarek günlerden geçiyoruz. Dün kadir gecesiydi desem şaşırır mısınız? Mesela bu Kadir Gecesi olabilirdi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'nde Ramazan içinde aramamızı buyuruyor. Özellikle de Ramazan ayının son 10 günü. Özellikle de Ramazan ayının son 10 gününün tek günü. Yani buna göre 21. gündür Kadir Gecesi olabilirdi. Bugün de Kadir Gecesi olabilir. Yarın olabilir. Bayrama kadar her bir kadir gecesi olabilir. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'i indirdiği mübarek gecedir. Onu ihya edenlere 83 yıllık ibadet sevabını verildiği gecedir. Meleklerin ve Cebrail Aleyhisselam'ın yeryüzüne indikçe indiği, adım basacak yer kalmadığı meleklerden böylesine herkes için en hayırlı işlerin yazıldığı gece. Dün olabilir, bugün olabilir, yarın olabilir. İlle 27. gecesidir diye bir şey yok. Alimler 27. gece olma ihtimalini daha çok görüyorlar. Ama dün de muhtemel bir günler. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Bu günlerden biraz daha fazla Cenab-ı Allah'a ibadet ve taatta bulunmaktayız. Daha fazla günahlarımızdan affı mağfiret, tövbe istiğfar, cehennemden kaçma, cenneti istememiz gerekir. Allah Celle Celaluhu cümlemize cehennemden nazar etsin. Okumuş olduğum ayet-i kerimemize buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve ilahum ilahum vahid. Sizin ilahınız, tanrınız, rabbiniz bir olan لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Ancak bu var. Başka bir tanrı, başka bir ilah yoktur. اَرْرَحْمَانُ اَرْرَحِيمُ Dünya hayatında Müslümanlara da kafirlere de merhamet eder. Onları yarattığı gibi besler, baklar, büyütür, sınatır, afiyet verir, evlat verir, sevgat verir, neşe verir, yer yer, bela verir, imtihan eder. اَرْرَحِيمُ ama ahirette de çok merhamet eder. Fakat bu merhametten kafirler zırnık göremez. Ahirette Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine sadece müminlerle ayırır. Allah Celle Celaluhu'nun
bir rahmet sayesi. Bu yağmurların yağışı, bu baharların gelişi, bu meyveler, bu çiçekler, bu insanların içişi, yiyişi, gülüşü, eğlenişi hep o bir rahmet sayesi. Bunun 99'unu Allah Celle Celaluhu katında bıraktı. Bu 99 da yarın kıyamette müminlere rahmet edecektir. Bu Allah Celle Celaluhu bizim için ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne kadar sevilmeye layık, muhabbete layık birisidir. Ey dünya hayatında bir fincan kahvenin 40 bin hatırını sayan insanlar, ben şimdi size zamanım yok ki anneyi anlatayım, babayı anlatayım. Ama anlatmama gerek yok. Hepinizin bir annesi, bir babası vardır. Çoğu rahmetli olmuştur. Andığınız zaman bazen burnumuzun kemikleri sıkılıyor. Ah babacığım diyoruz. Yaşarken kalbin kıymetini bilemem. Ne olurdu şimdi yaşasaydın, sana hizmet etseydin, sana hürmet etseydin. Babam arkamda kaldı bir dağmış. O anneniz hiç farkına varmazsınız çünkü aklınız yetmez. Sizi karnında taşıdı, 2 sene baktı, ağlasanız başınızdaydı, tatlı uykusunu feda etti, sizi yedirdi, içirdi. Ah buyurun pis iken temizledi. O anneniz, o şefkat kahramanlar. Bunları size kim verdi Allah aşkına? Bunları size Allah verdi. Dünyada kalsa birisi, size bir anne bir baba gibi bırakın bunları, bir kart verse, bir araba verse, 3-5 milyon para verse, o adamın kalbiniz nasıl akar, nasıl seversiniz? Allah bilir. Bir fincan kahvenin 40 yıl hattını sayan siz, size böyle ikramlarda bulunan bir insanı ne kadar seversiniz? Hürmet edersiniz, hizmet edersiniz. Ya Allah, ona ne kadar hürmet edilmeli, ona ne kadar tazim edilmeli, ona ne kadar minnet duyulmalı, ona ne kadar şükredilmeli, teşekkür edilmeli, onun ne kadar kadri kıymetimizi bilmeli, ona ne kadar kulluk ve ibadet edilmeli. Kainata bakıyorsunuz, her şey onun eseri. Ayetlerin devamı çok enteresan. İnnefir Rabbisse mağlatı ve arz. İyi dikkat edin. Hiç şüphesiz ki bu gökmenin yaratılmasında ve yerin yaratılmasında ve ihtilâmin leylü ve nehâr, gecenin gündüzü peş peşe takip etmesinde, bir karanlığın bir aydınlığın gelmesinde ve kulleti tehditil bahri bima yafa olmaz. Gemiler denizlerde içine insana menfaat olan yiyecek, içecek, demir, çimento, kömür her neyse petroşoku doldurmuş dağlar gibi gemiler denizlerine akıp gidiyor. İşte bu gitmesinde. Ve ma azamallahu mine semâinin mâin. Allah'ın gökyüzünden şakır şakır size yağmur yağdırmasında. Ve ahya bihim ahabadan evkika. Ölü olan arzı o yağmurlarla tekrar geri diriltmesinde. Ve ben canlı türlerini karnıyla, ayaklarıyla yürüyen 4 ayağı, 2 ayağı olsaydı, canlı türünün hayvanı, haşeratı, insanı yaymasında ve tasvirdir rüyahı ve sahabı musahhar beynesinin ağzına ağız. Gök ve yer arasında içine su doldurduğu bulutları istediği yere rüzgarla götürmesinde ve tasvirdir rüyahı su dolu. Ve bunlar bir kova gibi dökülmüyorlar. Öyle olsaydı mahvol ederdi. İpek gibi yumuşak, damla damla, hayat verici yağmur olarak üstümüze dökülüyor. Yıkıyor, besliyor, kandırıyor, bitiriyor. Le ayetin li kavmin yahilun. Bütün bunlarda ayetler var, alametler var, işaretler var. Akıllı bir
düşünmek için, olaylara insan gibi bakmak için, akbuyunun öküzün trene baktığı gibi hakmaya ders alarak, ibret alarak bakmak için. Bütün bunları insan görür de Allah'ın ne büyüksün, Allah'ın ne büyüksün, Allah'ın ne kadar cümlesin, Allah'ın ne kadar keremlisin, Allah'ın sana bunun karşısında kulluk edemiyor, günah işliyoruz karşısında, bu nimetlerini yiye yiye, ne kadar halimsin, defemize bir yumruk vurup bizi ezmiyorsun, Allah'ın diye düşünmesi lazım. İşte bu yürekten, bu tefekkür dolu kalpten Allah'a bir muhabbet fışkırır, bir sevgi fışkırır. Farkına var, kendisinin merakı. Allah'ın nimetlerinin farkına varan insan, Allah'ı istemeden gayri ihtiyarı sevmeye başlar. Sevdikçe Allah der, sevdikçe Allah'u ekber der, sevdikçe Subhanallah der, sevdikçe Elhamdülillah der, sevdikçe La ilahe illallah der. Alamet-i hubbillah, hubbu zikrillah. Allah'ı sevmenin alameti, Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Alamet-i hubbillah, Allah'ı sevmenin alameti, alamet-i hubbillah, hubbu zikrillah. Estağfurullah. Buldu zikrillah. Allah'ı sevmemenin alameti, Allah'ı zikretmeyi, Allah'ı anmayı, zikrullah'ı sevmemiz. Bir insan sevdiğini anmadan duramaz. Siz dünya hayatında muhakkak çocukken, gençken başınıza bir sevda getirmiştir. Sevdiğiniz insanın mahallesi anısı yüreğiniz titrer. Adın anısı hoplar. Birisi ondan bahsetse uzaktan olsa kulak verirsiniz. Ne diyorlar sevdiğim hakkında? Ne düşünüyorlar acaba? Gece uykusuz oralarda dolaşırsınız. Pencerelere bakarsınız. Yüreğiniz hoplar. Neden? Allah bunu insanlara yaşattı ve der ki, beni en altı kadar seveceksiniz. Elin adamını sevdiğiniz zaman yüreğiniz böyle hopluyor, adını zikrediyorsunuz. Adını duyunca içinize bir sevgi, coşkusu, heyecan, titreme meydana geliyor. Ya Allah anılınca, alamet-i hubbillah, Allah'ı sevmenin alameti, Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Bunun için Allah'ı seven insanlar abdestte olurlarsa daha güzel. Tenhaya otururlar, kıbleye karşı yönelirler. İçlerinden sesli, hafif sesli yahut tamamen sessiz. Başkası varsa onları rahatsız etmeden yani. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah. Belki bir damara yapışır, kalp ritmini bulur, sürekli Allah, Allah, Allah. Öyle hale gelir ki, gezdiği yerde kalp Allah demeye devam eder. Oturduğu yerlerde kalp Allah demeye devam eder. Böyle de kalp zuhur edilir. Nereye baksa Allah'ı görür. Nereye baksa Allah'ın alametleri, yarattığı bir şeyi görür. O hayran kalır. Bir çiçeğe baksa ne güzel yaratmışsın der. Bir ağaca baksa ne güzel yaratmışsın der. Kuzuyu görse ne güzel yaratmışsın de, hep Allah der. Çünkü Allah'ı seviyordur. Allah da hiç şüphesiz onu seviyordur. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim diyor. Ne zaman Allah'ı zikretseniz bilin ki Allah da kulun diyor, Allah da sizi zikrediyor. Ve siz Allah'ı zikrederken öyle bir tarif ediyor ki Peygamberimiz, sanki Allah'la diz dizesiniz. Dizinizi arz ediyerek okundurduğunuz zaman sanki Allah'la dizine değersiniz. Haşa Allah zamandan ve mekandan sürerse. Ama ille celisundan zekereni. Ben beni zikredenin celisi yani oturup arkadaşıyım diyor. Onunla oturdum. Onunla kalp kalbe bakarım. Kalbinden beni zikrettiği an, diliyle kalbi bir olduğu zaman, hatırıyla olduğu zaman ben de onu zikrederim. Onunla beraber. Ama ne zaman ki bir Allah derken, La ilahe illallah derken gaflete dalar, din devam ederken akıp başka yerde gezer, tozar, malum hülya, çarşı pazar. Yani
insan güzel bir topluluğun arasında gönlü hoş, ne geçmişte ne gelecekten korku, endişe, hüzün taşımadan öyle coşkuyla yaşayacak. Bunlardan bir tanesi de tenhalarda oturup Allah'ı zikreden, ürperen ve bu zikirden dolayı, kalbinin hararetinden dolayı gözlerinden bulutlardan nasıl yağmur dökülür, aynen onun gibi gözyaşı döker insanlar. Nasıl ki şimşekler durur, döver bulutları, yakar kızdırır ve oradan yavaş yavaş yağmurlar dökülür. Aynen Allah sevgisiyle yanan bir kalp, alev alev yanan bir kalp, buhurdanlaşır, buhar fışkıdır ve onun buharı bulut olur. Bulut gözlerinden yaşlar olarak dökülür. Gayet bir insan, bazı soğuk, bazı sıcak, gözyaşı döker. Ne oluyor? Allah diyor. Allah'ını seviyor. Müslümanlar Allah'ı her şeyden çok severler. Canından çok severler. Çünkü canını veren Allah. Ve birlikte hepsi emanettir. Yarın anlatacaktır. Ve her şeyden hesaba çıkacaktır. Allah'ı bilmeyen insanların kimisi kapıda tapar. Kimisi altına gümüşe tapar. Kimisi bir koltuğa, bir şana, bir şöhrete, bir makama tapar. Kimisi kendisine iyilik ve ikramda bulunan bir insana tapar. Bir zengine, bir idareciye, bir insana tapar. Kimisi bir ideolojinin kurbanı olur. Kimisi taşa toprağa tanrıya tapar. Beşerin türlü davranışları var. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Her adam put yapmış, acı kıldığını yemiş bir insan. Böyle cahiller de var. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız bir ilahtır. Kulhu Allahu ahad. De ki Allah tek. Ama insanlardan öyle cahiller, öyle beyinsizler vardır ki Allah'tan başkalarına Allah der, Tanrı der ve Allah sever gibi sever. Allah sever gibi sever ne demek? Yeryüzünde din gönderme, helal ve haram tayin etme, yeryüzünde kanun koyma, şu helal ve şu haramdır, şöyle ibadet edeceksiniz deme, sadece Allah'ın yetkisidir dedi. İnir hukbe illa billah. Ama insanlarda böyleler vardır ki Allah'tan bir başkasını Allah'ın yerine koyar ve onu sever, onun kanunlarına bağlıdır, onun yasalarına bağlıdır, onun ilkelerine bağlıdır ve onu Allah sever gibi sever. Bu sapkınlıktır. Bu nankörlüktür. Allah o nankörleri yine getiriyor ve buyuruyor ki وَمِنَ النَّاسِ Nas'tan, insanlardan öyleleri de vardır ki مَنْ O adam يَتَّخِذِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا Allah'ın dışında Allah'a denkler, Allah'a ortaklar koşar. Yani hem Allah'a inanır hem de Allah'tan başkasına Allah gibi muamele eder. Allah'a denk, endad yuhibbûnehum ve onları sever ke hubbina Allah sever gibi sever. Ey zalim, ey acımasız, nasıl içindesin bu kişi? O da senin gibi bir kul. Nasıl onu Allah yerine koyabiliyorsun? Nasıl onu Allah sever gibi sevebiliyorsun? Ve lezine âmen ama iman edenlere gelin. Ama Müslümanlara gelin. Eşhedü hubben lillah. Sevgilerin en şiddetlisi Allah için. Allah'ı sever. Allah sevmedi diye anneyi sever, babayı sever. Eğer anne baba Allah düşman ise sevmezler. Sadece hizmet ederler o kadar. Allah'a isyan olacak bir şeyi emretmesine itaat da etmezler. Müslüman annesi, babası, evladı, soyu, soku, aşireti, kavmi, kabilesi, Allah'la mücadeleye gittiği zaman onları sevmez, onları terk eder. Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Muhammed gibi, Hazreti Muhammed'in ashabı gibi, gerekirse belki de Uhud'da olduğu gibi kılıç çalanlar birbirlerine. Ebu Ubeyde'de olduğu gibi sıkışırsa, mecbur kalırsa babasını bile öldürür. Neden? Çünkü Allah'ı her şeyden fazla seviyor.
şer dokun benliğinden sevginin en şiddetlisi Allah'ı sevmek. Sevgi itaati gerektirir. Seven sevgine itaat eder. Allah'a itaat ederler. Allah sevgisini ararlar. Allah da kendilerini sevsin isterler. Bir hayat daha verilseydi bize.
insan şeytanları ve cin şeytanları. İlla o şeytan ve o sesini cin, adolun bir düşmandır, mübin, ayan beyan, açık seçik bir düşmandır. İlla o yanılın bir suyu ve karşı, size kötülüğe emreder, zinaya emreder, açıklık saçıklığa emreder, içkiyi emreder, faizi emreder, başkalarının mallarını haksız yere yemeyi emreder, öldürmeyi emreder, kabille kabille oldu. Dedikodu için ağzınıza bir parmak bal çalar, din kardeşlerimizin aleyhinde konuşuruz. Birliğinizi beraberliğinizi bozdururuz. Haramlar, günahlar ve fahşa koşuya hasretler. Elbiselerinizi soymak ise, ayıbınızı ortaya dökmek ise ve siz şeytana uyarsanız çırılçıplak sokaklarda dolaşırsınız. Çırılçıplak olsanız daha iyiydi. Sizin vücudunuzu çırılçıplak olmaktan daha güzel gösteren, cazip gösteren kısa, dar eteklerle makyaj yaparak sallana sallana dolaştırır. Şeytan bir yandan oruç tut, bir yandan sokakta da çırıp çırpak gez. Akıl nerede? İman nerede? Hayal nerede? Hedef nerede? Şeytan benim düşmanım. Nasıl da gitti diyor bu insan şeytan. Şeytan senin düşmanın olsaydı böyle davranmadın sen. Ve tebura bir şey var.
Sen bu Allah'a cahil ediyorsun. Bu Allah bu asrın ihtiyacını bilmez. Kimini Allah'ın yarattığı bir kul falan ya da filan. İşte tam bir şeytanın aldattığı insan gözü. Öyle bir beyiz. Allah bu iken ve bizi buna davet ederken bir de Müslümanların cephesinden bak. Ya Müslüman Allah'ı nasıl sever ve bu sevgi Müslüman'ın ne kadar edilir? İllahi Fatiha.